Türkiye'de yönetim bu konuda görüş açısı belli. 15 yaşındaki kızlara kadar kızların evlenebilmesi için fetva vermeye düşecek kadar maalesef bizim kabul edemeyeceğimiz bir dünya anlayışı, bir hayat anlayışına sahip insanlar. Fiziki üstünlüğünü diğer bir cinsin üzerinde bir üstünlük olarak kurmak ve ona istediğini yaptırmak, bunu arzularına boyun ektirmek gibi bir düşünceye sahip olan insanları ben hepinizin nezdinde, burada hepinizin huzurunda lanetliyorum, kınıyorum. Söylenecek söz kalmadı. Bir bayram günü dahi elini kana bulayan erkek şiddeti Zeynep Şahsınar öğretmeni hayatından kopardı. Kadın katliamının durdurulması için faillerin hak ettiği cezayı almasını, acilen kadın cinayetlerinin caydırıcı politikalarından hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Sesimizi yükseltiyoruz. Kadın cinayetlerini durdurun. Bugün bazı iktidar vekilleri 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanuna imza attılar. Hiç yürekleri sızlamadan, elleri titremeden. Biz burada Cumhuriyet Halk Partisi kadın örgütleri olarak iktidara sesleniyoruz. Aile ve Çalışma Bakanlığı'na sesleniyoruz. Kadın cinayetlerinin son bulması için gerekli kanunları bir an önce çıkarın. Biz kadınların yaşam biçimlerini değerlendirmesi hakkını kimseye, özellikle de erkek egemenliğine vermemeye kararlıyız. Bu alanda mücadelemizi sürdüreceğiz. Zeynep Şenpınar'ın ailesine sabırlar diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Nurlar içinde yatsın, başı sağ olsun ailesine.